Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, yerli ve milli helikopter Gökbey için 32 araçtan oluşan 1 milyar dolarlık teklif aldıklarını duyurdu. Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi alanında büyük atılımları meyvelerini veriyor. Havacılık piyasasında söz sahibi bir pozisyona gelen Türkiye, diğer hava araçlarının üretiminde de geride kalmıyor. Bu kapsamda Genel Maksat helikopteri Gökbey dikkat çekiyor. Ankara'da düzenlenen Teknofest'te sergilenen Gökbey hakkında TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil önemli açıklamalarda bulundu. Kotil, Gökbey için 1 milyar dolarlık bir ihracat teklifi olduğunu ilk kez duyurdu. Teklif 32 araçlık bir sevkiyatı kapsıyor. Proje Sözleşmesi, Savunma Sanayi Başkanlığı ile TUSAŞ arasında 2013'te imzalanan ve ilk uçuşunu 6 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştiren Gökbey'in testlerinin ardından sevkiyatları gerçekleşebilir. Türkiye'ye dünyada önemli bir prestij sağlayacak, bu gelişmenin yanında Gökbey'in testleri devam ediyor. Yaklaşık 6 ton toplam kalkış ağırlığına ve 12 yolcu kapasitesine sahip olan Gökbey'e çok farklı görevler tanımlayabilmek mümkün. Genel maksatlı taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerini icra edebilecek Gökbey 4 saate yakın havada kalabiliyor. Azami 948 kilometre menzile sahip olan Gökbey'in, Türkiye'de ilk olarak Jandarma Genel Komutanlığı envanterine girmesi bekleniyor. Açık kaynaklara yansıyan bilgilere göre Vandarma'ya toplam 100 adet Gökbey teslim edilecek. Söz konusu 1 milyar dolarlık anlaşma maddi getirisi kadar prestij içinde önem arz ediyor. Türkiye ilk kez tamamen Türk yapımı bir helikopteri bu kadar çok adette ihraç etmiş olacak. Bu kapsamda özellikle Afrika'da Fransa'nın tekelinde bulunan helikopter ihracatında Türkiye nemli bir pay sahibi olabilir. Son dönemde Fransa'ya karşı Afrika'da büyüyen öfke ve tam tersine Türkiye'ye karşı olumlu bakış pazarda Türk hakimiyetine alan açabilir.